arkadaş. İki haftadır tek kuruş girmedi şu dükkana. Köşedeki çantacı da devre diyormuş, duydun mu? Duydum. Mamutan, var mı gazetede hayırlı haberler? Var. Paris Hilton geliyormuş çarşıya. Atma. Attım. Sen müsait bir zamanında toplarsın. Allah Allah ya. Paris Hilton, Paris Hilton bizi kurtartmaz. Bak görürsün, böyle giderse kapalı çarşının girişine kocaman bir tabela asacaklar. Kapalı. Biz de kapının önüne koyacaklar, artık mel mel bakarız. Ya açma şu şomazını ya. Günaydın kapalı çarşının engelavileri. Ağzını topla sensin güzel. Neredesin oğlum? Sabahtan beri garip üstü seni arıyor. Nerede olacağım abi? Sabaha kadar ülkeme hizmet ettim. Yani tek başına Turizm Bakanlığı kolay mı? Dün gece de Danimarka'yla iyi ilişkiler tesis etti kardeşiniz. Bak şimdi. Bak bak. Dönmark. Dipua. İşi gücü kar kız bunun. Ama çok güzel bir kızdı be abi. Böyle 90, 62,5, 87. Manyak mısın oğlum sen? Yatağa mezruyla mı giriyorsun, ölçüyorsun böyle? Sen şimdi bütün bu devletten kadınlarla seviştin ha? Ayıp ediyorsun abi. Bizde her yol var, yalan yok. Yalan yok. Sadece süsleme var. burası niye boş? Abi orası benim içimde büyük yara be. Yani şu memlekete her ülkeden insan geliyor. Brezilya'dan tık yok ya. Evet. Oysa ben biliyorum hani böyle Brezilyalı bir hatunla böyle hani... Anladın mı? Tanıştığım gün kırılacağım ve evimin kocası olacağım diyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Aleyküm selam. Buyur usta. Baba, yüzüm bembeyaz. Konuşmamız lazım çocuklar. Şuradan bir su söylesene bana. Hadi arayın. Hayırdır usta? Galiba yolun sonuna geldik. Abla, ne yapıyorsun orada? Düşeceksin. Gel buraya. Bir şey olmaz. Amma dert ettin sen de ha. Ya iyi tarafından baksana biraz. Belki hoş biridir. Belki çok yakışıklıdır. Böyle alır seni uçurur. Resmini göndermiş. İnanmıyorum, hiç söylemiyorsun. Diğer abla, Dilek. Hadi biz dönüyoruz atölyeye. Tamam, geliyoruz biz de. Tamam. Nasıl göndermiş, nerede? Mesaj atmış. Hani bakayım bakayım. Fena görünmüyor. Sen bir şey görmüyor musun, onu söylesene. Pul kadar baksana, ne anlayacağım ben bundan? E hadi ama. Tamam. Hadi. Ziya baba, ne oluyor? Konuşsana. Baba. Bunlar sizin hakkınız çocuklar. Al Cemal, bu senin. Bu da senin Mahmut. Kusura bakmayın, son zamanlarda bir şey ödeyemedim size ama. Hayırdır usta? Ne bu şimdi ya, ne oluyor? Olmuyor Cemal, olmuyor oğlum. İşin altından kalkamıyorum bir türlü. İşler kötü gittiğinden bu yana uçan kuşa borcumuz var, siz de biliyorsunuz bunu. Bugün de dükkan sahibi aradı. 10 aylık kira birikmiş. 65.000 dolar. Ödeyemiyorsanız çıkın dedi, adam da haklı. Hünerimiz buraya kadarmış.
kıyısını çektirmişsin. Düzelt onu. Hata yapmışsın. Hata falan yok hocam. Gelin buraya. Bak, burada iki ilmek kaçırmışsın. 18'e 20 olmuş burası. Ne yapacağız peki hocam? Çöküp yine ne yapacaksın? Ama hocam, 3 günde tamamladım ben bu kadar yeri. Desen de bozukluk yok ki. Kim fark edecek? İyi hıl dokumak istiyorsan bu soruyu sormayacaksın. Sen fark ettin ya, o yeter. Hadi bir an önce sökmeye başla. Daha fazla vakit kaybetme. Hadi kızlar, siz de işinizin başına. Yarın sabah gelirken Uğur'a da bir sor bakalım. Burmaları ne zaman teslim edecekmiş? Oldu usta. Ceketi ne yaptım ben? Hah. Arda? Bu ne? Onlar şey usta. Ben demedim mi işle ilgisi olmayan hiçbir duvara asılmayacak diye? Esnaf kalesini çevirmişsiniz burayı. Ya usta dur bir dakika dur ya dur. Onlar da hep işle ilgili zaten. Ne? Tabii onlar muhtemel bayiler. Evet usta yani ben düşündüm de şimdi ileride hani böyle büyü de şube açmak istersek diye ben böyle birkaç ülkeye yazdım işte. Ya e-mail işte yani. Şimdi mesela bu yeşiller şimdiye kadar hiç temas kuramadıklarımız. Kırmızılardansa çok iyi tepkiler aldık usta. Bak sen. E vallahi bravo. Yalnız hep Avrupa'ya çalışmışsın sanki. Biraz daha aşağılara doğru çalış istersen. Vallahi elimden geleni yapıyorum usta. Aferin. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. İyi akşamlar usta. Ya bu halıları diyorum, akşamdan mı acaba depoya götürseydik ya? Yani istersen atalım şimdi bir elden. He, değil mi? Cemal, bu halıları diyorum akşam... Duydum, duydum. Depoya kaldıralım diyorsun değil mi? Bu kadar kolay mı be? Halıları katla, depoya koy. Dükkanın üstüne kilidi vur. Bu kadar kolay mı? Burası benim evim be. Evim. Buraya gelmeden evvel sokaklarda yatıyordum ben. Öyle kolay kolay çıkmayacağım. Bu dükkan kapanmayacak. O kadar. İyi tamam, kapanmayacak. Da nasıl olacak o iş? Bulacağım bir şey. Hadi. İyi akşamlar. Farah abi, Kadı abi iyi akşamlar. Ne yiyeceğiz? Çok güzel zıkkımın kökü var. Yer misin? Brokoli. İkişer tane lahmacun mu yaptırsak acaba? Bana söylemeyin, ben yemeyeceğim. Çocuklar! Nereye böyle? Siz yemek yediniz mi bakayım? Yemedik usta. İyi hadi geçin beraber yiyelim. Nimet! Masaya 3 tabak daha koy. Misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Gelin, gelin. İyi, hadi geçelim. Hadi. 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 Mahmut, gözün aydın. Ha, benim oğlandan ya bu. Akşam okurum ben bunu. Ne haber Yasemin? İyi Cemal abi, sen? İyi. Ne haber kız? İyi. İş bakıyor musun hala? Bakıyorum. Dükkana senin yanına geleyim diyordum ama babam söyledi değil mi?
Söyledi, söyledi. Sen takma kafana böyle şeyler. Bak adam nasıl kibar. Birkaç gün gecikecekmiş, Bakü'deymiş. İşleri uzamış, özür diliyormuş. Gönlünü almak için Mehpare teyzenle bunu yollamış. Bana bak. Kırarım senin onu elini, densiz. Salatamız da hazır. Ellerine sağlık Mahmut. Efendim. Ya bunca yıllık ev kadınıyım. Mahmut gibi salata yapanını görmedim daha. Aman canım, salatadan başka bir şey de gelmez zaten elinden yenge. Senden de mercimek çorbası istersin. Sahi Mahmut, nasıldı senin Şerife teyzenin salata hikayesi ha? Hani bir cimri mi vardı, neydi? Aman canım işte. Ziya, sen bunu duymuş muydun? Hı? Yo, neymiş o? Önemli bir şey değil usta. Yalnız işte hoş yani. Bizim Şerife teyze öyle derdi. İyi bir salata yapmak istiyorsan üç kişiye ihtiyaç vardır derdi. Birisi cimri olacak, birisi bonkör olacak, öbürü de sabırlı olacak. Efendim, cimri olan limonunu sıkacak, bonkör yağını dökecek, sabırlı olan da karıştıracak ki o zaman güzel bir salata olsun diye yani. Güzelmiş. Hadi başlayın, soğutmayın yemeğinizi. Ziya, hadi sen de başla. Ben yemeyeceğim Nimet, dokun. Yasemin babanın çorbasını al da ben ona biraz semiz otu koyayım kızım. Nimet, yemeyeceğim dedim. Aç karnı olmaz ki Ziya. Ya yemeyeceğim dedim. Aa, gelmeyin üstüme bu kadar. Ben hava alacağım biraz. Sigara içecek, görüyor musun? Hem de boş mideye. Ben çok korkuyorum canım. 45 senedir her gün kapalı çarşıya giden adam şimdi nereye gidecek? Adam kibarlık edip yollamış. Yaptığın şeye bak. Ne sanıyorsun sen kendine ha? Prenses mi? Kraliçe mi? Ne sanıyorsun? İnsanım sadece. İnsansın, öyle mi? İnsanlık mı kaldı? Gırtlağa kadar borç. Bakkalın manavın önünden geçemiyorum. Ben kendi paramı kazanıyorum. Öyle mi diyar hanım? Bu ev senin kazandığın parayla dönmüyor. Osman. Ne var? Kızım, bak. Adamı sordum, soruşturdum, araştırdım. Mehpare teyzen yemin billah etti. Kefil olurum diyor. El yüzü düzgünmüş, zengin. Çocuğu herkes met ediyor yahu. Bana soran yok ama. Bu defa sana sormuyorum diyar hanım. Bu adamla eşek gibi evleneceksin. Ağlasan da zırlasan da evleneceksin. Başka yolu yok. Sigarayı sen yaktın ama Nimet annemin içeğinde. O da hiçbir şeye müsaade etmiyor be Cemal. Hiç anlayış göstermiyor. Bekçi gibi tepemde. Ne yapsın be babacığım ha? Ne yapsın? Sen bir kat üzülüyorsun, kadın iki kat. Şurama bir şey oturdu. Gitmiyor. Gitmiyor. Bu saatten sonra seni de ortada bırakıyorum. Mahmut'u da. Ah be babacığım ya. O ne biçim laf öyle?
Sen beni ortada bırakabilir misin ya? Kim bilir ne biçim kuyuların dibine düşüyordun da sen çektin çıkardın beni orada. Hatırlıyor musun o sabahı? 15 yaşında falandım herhalde. İtimhaneden kaçalı bir hafta falan olmuş. Nerelerde yattığımı anlatsam kimse inanmaz. Bir sabah kapalı çarşının önünde buldum kendimi. Dışarısı kış, çivi gibi soğuk. Herifin biri geldi, açtı kapıları. Ben de fırsattan istifade süzüldüm içeriye. Öyle ısınayım istiyorum. Kuytu bir yer buldum, saklandım oraya. Herif uyanık çıktı. İkinci dakikada enseledi beni tak diye. Çık ulan dışarı falan diye bağırıyor. Tabii benim üst baş berbat, kokuyorum herhalde. Abi diyorum işte, iki dakika daha durayım, ısınacağım falan filan. Bastı mı tokadı bu arada? Ulan ağlayacağım, ağlayamıyorum. Tıkandım kaldım. İşte o sıra sen geldin. Nereden geldin, gökten mi indin bilmiyorum ama... Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Arkanda ışık vardı ha. Atma, atma. Niye atayım babacığım ya? Böyle diyorum, fışkırıyordu. Bak fışkırıyordu. Kanat gibi kanat. Sonra Elif'in elini tuttun. Bırak dedin. Bırak çocuğu. Kimse yokken sen vardın yanımda baba. Abla. Hadi kaldır başını. Hadi. Bak gıdıklarım sonra. Dilek. Bırak, hiç halim yok. Ya sen de çok sinirlisin ama. Şşş. Bana bak. Yoksa birinden hoşlanıyorsun da bana mı söylemiyorsun ha? Saçmalama. Ya o zaman niye bu kadar tepki veriyorsun? Ha bir gelsin görelim. Eğer beğenmezsen o zaman hayır dersin. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Ben çok seviyor. Şimdi anne çalışıyor. Ben var evde olmak. Ben komşunun kızı Elsa ile oturuyor. Mektup yazıyor. Bak 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 bak. Gördün mü? Şimdiden kız bağlamış kendini. Kime çekti acaba bu çocuk? Ha? Ne bakma öyle. Sana çekmediği kesin. Kabul et. Burada yeni zoo açıldı. Zoo diyor. Hayvanat bahçesi. Sen bilirsin. Sen gelecek, biz gidecek oraya. Ben var seni özlemek. Hay kuzum, kuzum. Benim oğlan da Hollanda'ya giderim zannediyor. Onu hani gidiyordun gelecek ay? Cık, olmaz. Şimdi git gel bir sürü masraf. Ben ustaya vereyim diyorum bankada ne kadar varsa. Artık azmaz. Birazını kapatır belki. Ben de konuştum bugün bizim ustayla işte. Hani avans verirse diye. Olursa tak diye koyacağım Ziya Usta'nın önüne parayı. Vay. Senin kalbin var mıydı lan? Olmaz. Niye olmuyor abi bizimki? Olmaz ulan olmaz. Dilenci miyiz oğlum biz? Üç oradan topla, beş buradan topla. Hadi topladın diyelim. Ne kadar olacak? $3,000, $5,000. Nereye kapatacak? Başka bir şey lazım bize. Başka. Bambaşka. Ödüm patladı seni uyanıp göremeyince. Ne yapacağım ben sen gidince abla? Nasıl ben sensiz ne yapacağım? Tanımadığım bir adamla ne yapacağım? Keşke bir şey yapabilsen. Keşke hiç ayrılmasın. Yani çok aşıktın yan sınıftaki o kumralı olana. Evleniriz belki diyordun. Aman bırak o salağı. Aşık mı aşık değilim ben ona. Abla. Hı? Sen hiç aşık oldun mu? Bilmem. Olmadım galiba. Nasıl bir şey ki bu aşk? Denize girmek gibiymiş. Ne? Şşş. Peki
Kitapta okudum, öyle yazıyordu. Denize ha? Denize girmemiş bir insana denize girmek nasıl bir şey tarif edemezsin ya. Aşk da işte onun gibiymiş. Başına gelmeden, içine dalmadan anlaşılmazmış. Korkutucu biraz değil mi? Yok, bence değil. Çok daha korkutucu şeyler var hayatta. Ablacığım. Güzel değil mi? Ya. Ne oldu? Bizim Arda ya. Deli. Niye? Deli. Almış eline telefonu. Affedersin, fıt 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 fıt. Zengin kızlarını arıyor. Neymiş efendim? Usta için gerekirse evlenirmiş kızlarını. Allah'ım yarabbim. Zengin kızını bulacak da, ikna edecek de, paraları alacak da. Koyunlar geçecek de, yünleri tellere takılacak da. Anladın sen. Yalnız şaşırdım ha. Adam yalancıktan da olsa Ziya Usta için evlenmeye razı. Lan olur mu? İnsan aşık olmadan, gönlünü düşürmeden evlenebilir mi hiç? Olur mu böyle şey? Sen şimdi bu aşk meşk, evlilik falan hikayelerine harbi harbi inanıyorsun değil mi? Ben inanıyorum. Sen inanmıyor musun? Mahmut abi. Erkek evlenene kadar eksik bir erkektir. Aha. Evlendiğinde ise artık bitmiştir. Gitti bitti. Oğlum siz ikiniz adam olmazsınız. Fotoğrafları mı çıkardın sen gene? Fotoğraf değil ki bunlar. Bizim hayatımız. Ne kadar yakışıklıydın ya Rabbi. Kim? duydun bal gibi. Ah, bak. Kapalı çarşıdaki ilk günümüz. O ilk tabelamız Saj'dı değil mi? Saj'dı. Ay. Sana benziyor Ziya Bey. Nimet Hanım, belinde silah taşıyan bir adam bana benzeyemez. Bir şey var. Ama peşin peşin sinirlenmeyeceksin. Söz ver. Ya sen bir söyle, düşünürüz. Ben diyorum ki dükkan için lazım olan parayı Timur'dan istesek. İyi geceler Nimet Hanım. Ziya, o bizim oğlumuz. İyi geceler Nimet Hanım. İyi geceler dedik. Aradığınız alı kesinlikle burada. İpek alı çeşidinde rakip tanımıyoruz çok şükür. Zaten eğer burada yoksa İstanbul'da başka bir yerde bulmanız da pek mümkün değil. Bu bin bir gece. Bu Osmanlı. Biz ona 20'ye 20 diyoruz. Santimetre karesinde 400 düğüm var. Kendisi çok daha özel bir halı istiyor. Çok nadide parçalarımız da var tabii. Yok değil ama onlar satılık değil. Ne diyor?
Kendisi bunları da pek nadide bulmadı. Santimetre karesinde 900 düğüm olan nadide bir halı arıyor kendisi. E daha çok arar o zaman. Yola açık olsun. Hadi. Allah sana nasip etsin. Yallah'ım şu. Mahmut abi nasıl yerleştirdin bunları ya? Devrilecek. Erdoğan'ın suçu. Duruşunu düzeltme. Bir dakika. Toplama. Şeyh geliyor, şeyh. Ne geliyor? Ya Arap şeyhi. Sabahtan beri herif Nuri Osmaniye'deymiş, tamam mı? Oradan alacak bir şey bulamamış. Herif halı alacak be, halı. Tabii işte ya. Olur da diyorum hani sizin dükkana girerse, değil mi? Çıkar abi bizim seccadeyi. Hangisi? Hayat Hacı. Dur. Hadi. Yok, ben onu buraya koydum. Çıkarttım onu. Burada bir yerde o. Arkadaşlar şeyh geliyor, hazır olun. Hadi ya. Çıkar abi, çıkar. Bir de biz karşılayayım şu amcamı. Ablacığım sen de çay alır mısın? Yok, sağ ol. Baksana ne oldu, geldi mi görücü? Yok, cumartesi gelecekler. Hadi hayırlısı bakalım. Ay bilmiyorum, valla pek gönlü yok gibi. Aman, önce bir aklı yatsın, gönlü nasıl olsa gelir. Hadi Mahmut! Vaktin sağ ol. Buldum. Ne dedi? Namaz vakti. Utandırma beni. Cemal abi, vallahi çok kral hareket yaptın ha. Hadi halıyı uçurdun. Kıbleyi nasıl tutturdun be abi? Kıbleyi tutturduk da bir işe yaramadı ki bak, herif döndü gitti işte. Geç bakalım ya. Yani bir yemek yiyecektik karşılıklı, ona da müsaade etmedin ha. Oğlum vallahi tok. Aç olsam söylemez miyim ha? Peki hadi geç. Geç otur. Yasemin nasıl? İyi, ne yapsın? İş arıyorum diye dolanıp duruyor ama. Ama gelsin başlasın işte burada yani. Kaç kere söyledim. Timur, bunu konuşmuştuk. Babanı biliyorsun. Hay Allah'ım ya. Dükkanda işler iyi değilmiş diye duydum. Şimdilerde kimselerin işi öyle aman iyi değil zaten. Sen zayıfladın mı biraz ha? Anne bırak şimdi. Anne bak, ben istersen yardım ederim size. Para veririm. Ha? İyi de baban. Ya bırak sen şimdi babamı. Onu karıştırmayız. Sen Cemal'e söyle. Cemal gelsin buraya, alsın benden ne kadar lazımsa. Yani madem biz kardeşiz. Madem biz bir aileyiz. Değil mi ya? Buradan köşeyi dönünce sağ koldaki ikinci dükkan, tamam mı? Biz hayatta bulamazdık burayı kendi kendimize, değil mi abla? What are you doing? Help! She stole my bag! Ah!
ben de seni yakalamasam. Ah işte yakalandı. Bırak beni, bırak. Buraya kadarmış. Bırak beni. Ya, dur. Bırak beni. Dur, ver bakayım şunu sen. Götüreyim mi lan seni polise? Götüreyim mi? Abi ne olur verme beni polise. Pek de ufakmışsın sen ya. Kaybol. Hadi kaybol dedim hadi. Hadi. Vermeyeceksin değil mi beni polise? Allah Allah ya. Vermeyeceğim hadi yürü. Hadi. Tek. My passport, everything is in my bag. What are you gonna do without my bag? Oh, you'll get it, don't worry. Oh my God, you found my bag? Oh. Yes, I found it. What can I do to thank you? Nothing, thank you. Thank you very much. Welcome. Şu Arap şeyhinin yaptığına bak ya. Ya be adam sen ne olurdu bir daha gelseydin buraya ya? Ne olurdu ya? Başka bir dükkana gitmiştir belki. Yok be Cemal. Camiden sonra binmiş cibine, basmış gitmiş. Şeyhi mehi unutacağız o zaman. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Nasıl kendi başımızın çaresine? Nerede? Bizi, ikimizi satsak biz 500 bin dolar etmeyiz. Arda'yı da koyarız pete. Belki bizden daha pahalı. Ne gülüşüyorsunuz bakayım öyle? Oo Nimet anne hoş geldin. Haber vermiyorsun ya gelirken. Ustanız yok değil mi? Dışarı çıktı gelir. İyi. Bir şey içer misin? Yok içmem sağ ol. Konuşmamız lazım seninle. Kaşarlı tostunuz buyurun. Eyvallah. Afiyet olsun. Adın ne senin? Eve. Ne? Seve. Ha. Soyadın? Nerede oturuyorsun sen? Annen baban yok mu senin? Yok benim annem babam. Biz de polise sorarız. O biliyordur nasıl olsa. Polise vermeyecektin hani. Tamam mı? Tamam. Bak bir daha seni hırsızlık yaparken yakalarsan. Yapmayacağım. Söz mü? İyi. Başka bir isteğiniz var mı? Bir tost daha. Dükkan kapanırsa ziya biter. Ben bir çare düşündüm ama babanın duymaması lazım. Nasıl bir çare? Ben bugün Timur'a gittim. Yardım etmek istiyor. Cemal gelsin benden alsın parayı diyor. Ama babana söylemedi. Tövbe estağfurullah. Şimdi mi aklına gelmiş beyefendinin yardım etmek? Oğlum. Anneciğim bak. Biliyorsun ben seni kıramam. Her istediğini yaparım ama benden başka bir şey iste. Bunu yapamam. Başka çaremiz var mı Cemal? Ha? Var mı? Biliyor musun? Hı. Cemal, hatırım için bir düşün, ha? Olur mu? Hadi akşam görüşürüz. Nimet yenge miydi o? Burada mısın? Buradayım. Mahmut abi yok mu? Depoya kadar gitti. Ben biraz dolaşıp geliyorum, tamam. Eyvallah. Hadi. Adam yarın geliyor. Ona da böyle surat asarsan külahları değişiriz söyleyeyim. Bilmem garantisi yok. Gel bakayım sen şöyle otur karşıma. Ne? Gel diyorum gel şöyle.
Kayseri'de koca bir sucuk fabrikası. Azerbaycan'da bir şube. Hani Gürcistan'daydı? Canım her neyse, adam uluslararası. Mehpare teyzen diyor ki... Ay başlayacağım Mehpare teyzeye de. Mehpare teyze o kadar beğeniyorsa gitsin kendi evlensin. Kız ne biçim konuşuyorsun sen? Dilinin zoruna bak. Kadını duysa yüreğine iner. Anne. O bize iyilik yapmaya çalışıyor. Şu bizim terbiyesizin söylediğine bak. Anne, anlamıyorsun ya. Ben evlenmek istemiyorum. Sıkıldınız mı benden? Başınızdan mı salmak istiyorsunuz? Yaşın oldu 25. Bugüne kadar 5 tane görücü geldi kapıya. Onun sapı dedim, bunun çöpü dedim. Biri 20 yaş büyük, öbürü maymun gibi. Sus, başlama yine. Kızım, millet konuşmaya başladı bile. Adın evde kalmışa çıkarsa daha kimse gelmez kapıya. Koca moca da bulamaz. Bulamayayım. Ha, çok güzel. Kardeşim okusun diyen sensin. Bir evimiz olsun, babamın bir kasap dükkanı olsun diyen sensin. E neyle olacak kızım bunlar, söyle Allah aşkına. Adam kurbandan kurbana iş buluyor. Celeplere iş yok artık. Her şey mezbahada kesiliyor. Bu adamın bir kasap dükkanı olmazsa daha işmiş bulamaz. Görünen köy kılavuz istemez. Böyle bu. Anne, ben bakarım size. Okuturum kardeşimi. Ah kızım benim. Güzel kızım benim. Biliyorum imkanın olsa yaparsın ama. Hadan aldığın para belli be kızım. Nasıl olacak? Düzgün katla, düzgün katla. Kazanova, o senin bildiğin halılara benzemez. Senin dedenden büyük o halı. Abi bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika, o bir dakikalar birleşiyor, bir ömür ediyor. Allah Allah, çekil kızım şuradan ayak altından. Aa. Kim bu? Sorma ya, takıldı peşime gitmiyor. E sen de vereydin 3-5 kuruş giderdi o. Yok, onun öyle paraya ihtiyacı yok. Kendisi kazanıyor. Nasıl? İşte kazanıyor canım. Ama artık yapmayacak, değil mi kız? Güzel gülüyor. Cemal, Nimet yenge ne diye gelmiş? Timur serserisi. Gelsinler onlara para vereyim, yardım edeyim demiş. Bak bak bak. Ha, sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bizden uzak, cehenneme direkt dedim. Güzel cevap icat etmişsin abicim. Bir de bizi kurtaracak bir şey icat etsem. Ne var? Kurtulduk. Ne diyor? Kurtulduk mu diyor? Vallahi de billahi de kurtulduk. Ne diyorsunuz ya baba? Şunun ellerine bak. Ne biçim halı dokur değil mi? Dokur vallahi. Hem de nasıl dokur. Bunca yıllık halıcıyım, ben böyle el görmedim. Şu parmaklara bak, güvercin kanadı gibi. Pek de kürloşmuş ama. Mahmut abi, dünya rekoru neydi? Dünya rekoru vallahi muhtelif. Öyle diyen var, böyle diyen var. Ama bizim buralarda 40'a 40 halı yok. Tamam, o zaman 40'a 40 yapıyoruz. Vay nasıl. Olur mu baba? Vallahi mucize olur. Olur da. Oğlum bunun kimi kimsesi yok mu? Yarın bir gün gelip bize sormazlar mı ya? Merak etme oğlum. Yarın Nuri komisere götürürüz, konuşacağız. Allah'ını seversen şunun haline baksana ya. Ya pek de sahipsiz görünüyor yavrucak. Şimdi Cemal. Bu çocuk bu halıyı nasıl yapacak? Bir de buna şimdi hoca lazım. Bulacağız baba. İyi tamam, hadi onu buldunuz diyelim. O halıyı satacak, bir de müşteri bulmanız lazım. Onu da bulacağız artık. O kadar kolay değil.
Bakın ben size anlatayım. Şimdi öyle bir halının fiyatı bizim dükkandaki malları katlar. Mesela kaç para eder usta? 300 bin. 400 bin. 500 bin dolar. Belki. Belki de daha fazla. Vay arkadaş. 500 bin dolar. Benim çişim geldi. Acıyor mu? Yok, acımıyor. Allah Allah. Ya uzatsana şu elini, bir tane kaldı zaten. Oldu bitti, hadi bakalım. Zeze. Hadi gel buraya. Ne oldu ki? Gel sen. Gel. Şimdi sana bir şey soracağım. Güzel güzel cevap verirsin değil mi? Hı hı. Tamam. Biz bir mucize halı yapmaya karar verdik. Mucize halı ne demek? Mucize halı ne demek? Mucize halı şimdiye kadar dünyada görülmemiş bir halı demek. Yani şey gibi hani masal var ya, uçan halı. Biliyor musun onu? Biliyorum, öyle bir çizgi filmde görmüştüm ben. Kız biniyordu, uçuyordu. Heh. İşte tam onun gibi bir şey. Yalnız biz bunu yapmaya karar verdik de sonra denedik, baktık yapamıyoruz. Senin yardımına ihtiyacımız var şimdi. Bize yardım etmek ister misin? Yemek verecek misiniz bana? Sordu soruya bak. Tabii vereceğiz. Çok güzel yemekler vereceğiz sana. Para? Ya tabii, parasız iş olur mu? Tamam ama bir şartım var. Neymiş? Bu evde sizinle kalayım. Sokaklarda kalmayayım artık. Tamam. Anlaştık. Ulan yaparız ederiz dedik ama bu halıya müşteri bulmak çok zor. Hem de bu krizde. Bulacağız. Başka çaremiz mi var? Ulan siz salak mısınız be? Kırka kırk halıyı yaptıracağız. Yaptırmayı becereceğiz de. Satmayı mı beceremeyeceğiz? Ya bizim işimiz ne? Satmak. Öyle değil mi? Satmak. Hem sen demiyor muydun abi? Ha? Bana kullanım çöp tenekesini getir, onu bile satarım diye. Satarım. Ama çöp tenekesi 500 bin dolar etmez. Abi 500 bin dolar ya. 500 bin dolar. Hani ağzımıza yakışmıyor, anladın mı? Acaba abi açık arttırmaya falan mı koysak? Hani bu gazetelerde oluyor ya ilanlarda. Al sana müşteri. Senin Arap şeyi. Arap şeyi. Zayet maktum 15 kişilik bilmem ne, kapalı çarşıya zart zurt işte, neyse. Otel yazıyor mu otel? Ulan bu otel nasıl okunuyordu ya? Tamam tamam, biliyorum orayı. Nasıl yardımcı olabiliriz? Biz Şeyh Zeyat Maktum'la görüşecektik. Tabii, kim geldi diyelim? Aslında bizi beklemiyor ama oda numarasını söylerseniz. Mümkün değil. Otelde mi şu anda yoksa dışarıda mı? Beyefendi, prensip olarak konuklarımız hakkında bilgi veremiyoruz. Anlıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Daha önce Kapalı Çarşı'da bulundunuz mu acaba? Hayır beyefendi. Allah Allah. Ben sizi nereden tanıyorum peki? Bilmiyorum. Ah! Siz 2003 Türkiye Güzeli değil misiniz? Hayır beyefendi. 2004? 2005 o zaman. Bir dakika. İsminiz neydi? Müge Yıldız. Tabii ya. 2005 Türkiye Güzeli Müge Yıldız. İsim de uyuyor.
Allah Allah, bir hata var canım. Sizi gözden kaçırmış olamazlar. Gülmeyin, ben çok ciddiyim. Bir dakika, ben hemen Erkan abiyi arıyorum. Erkan Özer. Alo, Erkan abi. Boşuna burada beklemeyin. Şeyh az önce otelden ayrıldım maalesef. Yapma ya. Kusura bakmayın, size yardımcı olamadım. Yok, oldunuz. Yani, olursunuz. Arda Güler, her türlü kuyum. Arda. Çıkmış. Yok. Göre göre kaçırdık herif ha. Keşke şu haberi daha önce okusaydınız. Ya şimdi biz suçlu olduk yani. Ne oluyor ya? Ay, neredesin abi ya? Gel bir dikkatine bak abi, gel. Allah Allah. Gel abi. Bir dakika, kimsiniz? Dükkan bizim birader. Şeyhim, Cemal, Cemal. Patroko. Şey, havaalanına giderken o seccadeyi çeviren adamı bir göreyim demiş. Seni yani, zatenizden bahsediyor. Anladım, ben bağlıyorum. Ehlen ve sehlen. Şeyim. Merhaba. Eş ismek. Cemal. Cemal. Şeyim sahip olduğunuz en değerli halıyı görmek istiyor. Lakin elinizde pek halı kalmamış. Doğrudur. Şeyhimize layık olan, dünyada eşi benzeri görülmemiş mucize halıyı gerçekleştireceğiz. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen hoşça kal. Artın ustacığım. Hiç olmadı böyle Ziya ya. Sensiz çarşı olur mu? Olur Artın ustacığım, olur. Benim gibi kimler geldi, kimler geçti bu çarşıyı kebirden ya. Gözü çıksın bu krizin. Ne diyelim, kısmetimiz buraya kadarmış. Alaşmadık. Güle güle canım abiciğim. Hah, bizimkiler de geldi. Gel Cemal, gel. Vedalaşmana gerek yok baba. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hayırdır, ne oldu? Gelsene bir dakika. Al bunu. Git borcumuzu öde. Açalım dükkanımızı. Cemal oğlum, nereden buldun bu kadar parayı? Bana öğrettin yaptın baba. Halı sattım. Hangi halıyı sattı? Mucize halıyı. O Arap şeyhi vardı ya. Geldi. Alacağım dedi. Tak diye verdi avansı. Cemal. Arkandan da böyle bir ışık geliyor ki. Alo. Ne yapıyorsun anne? İyisin inşallah. İyiyim oğlum, iyiyim. Sağ ol. Ne oldu? Cemal parayı almaya gelmedi benden. Ben de onu söyleyecektim sana. Oğlum gerek kalmadı. Kurtardık dükkanı. Ödüyorlar paraları. Kim ödüyor ya? Cemal. Cemal bir iş almış. Cemal ha? Ha. Kapalı çarşıya bir şeyh gelmiş. Cemal'e bir halı ısmarlamış. Yüklü de bir avans vermiş. Anladım anacığım, anladım. İyi, ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Ben ararım seni sonra. Hadi güle güle. Sağ ol oğlum, sağ ol. Hadi güle güle. Gafar! Buyur patron. Şeyh Cemal ile anlaşmış. Ne oluyor, ne bitiyor bana öğrenin hemen. Hemen Gaffar, hemen, hemen. Hemen patron. Haydi iyi geceler. Sana da. Tövbe tövbe. Kimden? O mu? Ne diyor? Yarın seni göreceğim ya. Bu gece gözüme uyku girmeyecek.
gözümde mor halkalar olursa bu yüzdendir, bilesin. Tatlı sözü de be. Tamam ya. Abla bana bak, aklıma ne geldi? Geldi geneciğim fikirli. Artık bir fikir gelmese de uyusak. Yok bak, bunu dinle. Şimdi bu adam zengin ya. Seni de çok istiyor ya. Ha diyorum ki belki sana bir halı atölyesi açar. Sen, ben, kızlar hep birlikte orada çalışmaya başlarız. Sen böyle patron gibi kurulursun masana. Yo, belki senin bir odan olur. Böyle camdan bize bakarsın ha. Ha, sen ha? Çok biliyorsun. Hadi uyu bak, kaç oldu saat? Doğru. Senin de gözünde mor halkalar olmasın değil mi? Patlatırım kafana ha. Deli. Ay. Ya çarşı yıkılıyor Cemal Bey. Şimdiden efsane oldu oğlum. Böyle halı atma numarası ya. Hakikaten mi? Bırak o şu tezahüratı ya. Herkes yapıyor bunu biliyorsunuz. Asıl sen kızı bulmasaydın o halı yapma fikri benim aklıma nasıl gelecek? Öyle şimdi bak, kızlarla ilgili meseleler benden sorulur. 7'den 70'e fark etmez. Zevzek. Hadi kalkalım, yarın sabah çok işimiz var. Ya Recep kaç saat? 2 saat sürer mi? Ne bileyim işte, İzmit'e gelmeden. Şu hoca işini de hallettik mi çok güzel olacak. Şimdi ben diyorum ki ortada bir kız meselesi olduğuna göre acaba ben de mi gelsem diyorum. Aman abi sen kal, böyle iyi. Kızın abisi babası vardır, onlarla papaz etme bizi, tamam mı? Hı. Biz Mahmut'la hallederiz değil mi abi? Evelallah. Bugüne kadar halletmediğimiz bir şey oldu mu? Tabii canım. Ya biz sana şöyle helal süt emmiş bir kız bulamadık. Yani bir onu halledemedik ya. Arda, uçan tekme geliyor bak. Hadi siz masayı kaldırın, ben çocuğu götüreyim. Oğlum, bir şey yiyecek çocuk. Yeter. Ne? Orayı da al, ondan sonra bırak diyorum. Kaç oldu saat? Bak keki fırına koydum, gözün üstünde olsun, tamam mı? Tamam anneciğim. Sen de amma telaş yaptın ha. Bak Dilek. Bu diyarın belki de son şansıdır. İyi şeyler söyle ki hep olumlu düşünsün, değil mi annem? Tamam anneciğim. Tı 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 tı, maşallah. Vallahi melek gibi oldu melek. Abla. Ya bak saçların açınca böyle daha güzel oldun. Elbise de çok yakıştı. Bu elbiseye o kadar para verilir miydi onu da bilmem ya. Benim kızım daha nelere layık. Çok daha güzellerini giyeceksin inşallah. Diyar. Hadi annem o kolyeyi de tak. Bak ne kadar yakışacak. Yani yapma ya. Hadi gözünü seveyim, kırma beni hadi. Hadi abla. Cemal, zengin olursak şöyle güzel bir cip alırız değil mi? Şu hocayı bulalım da cip de alırız evde. Her şeyi alırız. Vallahi ben oğlanı darım o zaman yanıma. Nasıl olacaksın? Hollandalı bırakacak mı? Bırakır bırakır o. Parayı duydu mu her şeye izin verir o. Bak şuradan gireceğiz. Herek yazıyor. Ha. Kaçırıyordu gaz daha lan. Vallahi billahi. Sen daha sütünü içmemişsin. Ben süt içmem. Ne demek ben süt içmem yahu? He? Çay yok mu bu evde? Çocuklar çay içmez, süt içer. İç. Ya biz seninle şerefe yapmadık tabii ya, tabii. Hadi al bardağı eline. İçmeyeceğim ama. Ya tamam içme, al bardağı eline. Şerefe. Şerefe. Şerefe, heh.
Şimdi bir de bunun İngilizcesi var, tamam mı? Cheers! Cheers! Hı. Ve Rusça. Nazdrovya! Nazdrovya! İç. Sen ne kadar çok dil biliyorsun. Biliyorum tabii. Neden? Neden? Çünkü süt içiyorum. Yalancı. Bak bak şurası var bak. Şurası mı? Şuraya soralım. Bunlar bilir. Alıcı işte, bildiğin alıcı. Halının siparişini aldık. Çocuğu da bulduk dokuyacak. Böyle ince parmaklı. Ama biliyorsun işte İstanbul'da hoca yok. Bu geldiğiniz caddeden direkt dümdüz aşağı indiğiniz zaman kime sorsanız gösterir. Ha. Tabii aşağıda hemen. Geldiler. Vallahi görücüler geldiler. Dilek! Dilek koş ablana haber ver. Koş 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 koş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Osman Bey neviydi değil mi? Evet. Hanım terlik versene. Tabii vereyim. Zahmet etmeseydiniz. Ay ne demek? Buyurun buyurun. Girelim o zaman. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şöyle geçelim. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle geçin. Ne iyi ettiniz derken geldiniz. Evet, yani geçe kalmayalım dedik de biz. Çok iyi ettiniz, çok iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyiyiz siz? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Kolay buldunuz mu evi? Evet, evet. Sağ olsun atölyedeki arkadaşlar gayet güzel tarif ettiler. Elimizde koymuş gibi bulduk değil mi? Evet. Bu kadarsınız galiba. Annenizle babanız gelmediler mi? Anlamadım. Annenizle babanız. Yok, biz böyle geldik. Abiniz galiba. Arkadaşım. Ama biz kardeş gibiyiz artık. Kardeş gibi öyle mi? Güzel. Evet. madem öyle ben konuya gireyim isterseniz. Olur mu? Önce bir kahve içseydik değil mi? Zahmet etmeyin. Olur mu canım? Ne zahmeti? İyi, peki o zaman. Nasıl içersiniz? Sade. Benim de sade. İşler nasıl? Allah'a şükür, iyi. Ay iyi. Artist bu çocuk vallahi. Çok yakışıklıymış. Resimde daha farklı görünüyordu. Kilo vermiş herhalde. Abla sendeki şans var ya. Şşş. Gözlerine baktın mı gözlerine? Ne varmış gözlerinde? Ela'ydı galiba. Bak boş boşuna tır 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 söylendin günlerdir. Gördüm ben sana ne dedim? Bir çift Ela gözle iş bitmez. Daha dur bakalım. Seksiydi ama değil mi? Dilek. Yersin kafaya cezveyi. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Efendim, sebebi ziyaretimiz? Malum, malum. Ha,
Haberiniz var yani, haber verdiler. E tabii, haberimiz oldu. küçük yer tabii. Maşallah. Diyar Hanım'ın ünlü merekedi almış yürümüş. Nasıl almış yürümüş? İyi hocaymış. Ha, öyledir. Öyledir, öyledir. Sadece iyi hoca mı? Hamarattır. Kızım diye söylemiyorum, elinden her iş gelir. On parmağında on marifet vardır. Çok güzel. Biz de dürüstlüğüyle bilinen esnaflarızdır. Kime isterseniz sorabilirsiniz. Merak etmeyin efendim. Hep sorduk soruşturduk. O zaman madem konudan haberiniz var, eğer sıcakla bakıyorsanız bu duruma, isterseniz hemen şartları konuşmaya başlayabiliriz, öyle değil mi? Duydun mu hanım? E zamane gençliği. Hemen maddiyattan giriveriyorlar. Ama böylesi en doğrusu değil mi? Yani şimdiden şartları konuşursak sorun çıkmaz. Şimdi biz Mahmut kardeşimle Diyar Hanım için bir iki aylık deneme süresi uygun gördük. Eğer memnun kalırsak tabii ki ücretle bir ayarlama yapacağız elbette. Haliyle. Nasıl yani, böyle mal alır gibi? Ama şimdi meseleye niye böyle baktınız ki, anlamadım. Nasıl yani? Sen bizi ne zannediyorsun? Ya da Diyar'ı ne zannediyorsun? Biz sizler kadar varlıklı bir aile olmayabiliriz mi? Bizim de bir haysiyetimiz var canım. Estağfurullah, elbette öyledir. Ya ama bedavaya mı gelecek kızınız? Ya bu nasıl bir kız istemek Allah aşkına? Ne istemek? Kız istemek. Evladım, senin adın Mustafa değil mi? Yok, Cemal. Benimki de Mahmut. Geç yenge, geç gel. Ah, ne haber? Gel bakalım. Aman da aman, gel. Yengesine de terlik verirmiş. Neredeymiş bizim boncuk ha? İçeride bak, içeride. Gittin mi karakola? Gittim. Böyle diye anlattım. Ellerinde böyle bir kayıp ihbarı yokmuş. Hani bir şey olursa arayacaklarmış da falanmış da filanmış yani. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı tabii. Yenge, kekler ona mı kekler? Sen de yersin ucundan. Yerim tabii ya. Aman da aman, ne yapıyormuş benim kınalı kuzum ha? Televizyon mu seyrediyoruz? Alo. Gel bak, hadi indir bakalım bacaklarını. Ha, harekete misiniz hala? Evet, hareketeyiz hala. Hocayı bulabildiniz mi? Yok, daha bulamadık da sağa sola haber saldık. İşte cevap bekleyeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz, kız nasıl? İyi. Ne diyeceğim, gece orada mı kalacaksınız? Vallahi öyle görünüyor bari. Neyse, gelince anlatırız, hadi. Tamam, kolay gelsin. Sana da, hadi. Hadi bakalım, biraz da portakal suyundan iç. Kınalı kuzum, hadi. Şerefe, cheers, yazdırabiye, yasas. Vah vah, Arda görüyor musun? Küçücük çocuğa neler öğretmişler sokakta. Ya işte yenge, yani it uğursuz dolu ortalık. Değil mi kız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Diyar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Diyar. Rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Hadi. Terlik ver kızım. Dilek, çiçeği yansın. Çiçeği alayım. Zahmet olacak kızım. Ay ne zahmet. Ya kusura bakmayın, biz geciktik biraz. Estağfurullah, olur mu? Buyurun içeri geçin. Geldiniz, buyurun. Buyurun efendim. Merhabalar. Buyurun geçin içeri. Zahmet olur Diyar Hanım. Başımıza gelene bak ya. Ya bunu millete anlatsan buna kimse inanmaz abi. Bence sen bozuntuya vermeyecektin oğlum. Ne oldu yani Mustafa olaydı? Bence kız beğendiydi de seni. Alırdık, eş durumundan İstanbul'a götürürdük. Al sana hoca. Bozdun işte. Ya ortada hoca yok, hala dalga geçiyorsun. Aman canım, koca hereke. Hocam yok, buluruz bir hoca. Bugün bulsaydık iyiydi. Ne böyle otel motel? Leş gibi de kokuyor.
Hı. Sana kokuyor, bana kokmuyor mu? Ver bakalım şunu. Kız çok güzeldi ama. Değil mi? Aa. Hele gözler. Vay arkadaş. Vallahi çok güzeldi. Allah sahibine bağışlasın. Hı. Peki babam ne dedi? Ne diyecek? Kışa girmeden nişanı yaparız dedi. Yangından mal kaçırıyorlar sanki. Mal zaten, insan değil. Ne yaptın? Çık dışarı. Hadi çık dışarı. Kapıyı da kapat. Topla onları. Sana topla dedim. Bak, orada da var. Halinden anladığım kadarıyla pek gönlün yok. Ama gönlünün de olmaya niyeti yok. İşte bu yüzden senin yerine kararı ben verdim. Hafta başı söz keseriz. Allah kısmet ederse ay başı da nikah. Allah bu işe karıştırma baba. Kararı sen vermişsin zaten. Allah'lık işimiz kalmamış. Tövbe de. Tövbe de çarpılacaksın. Ve subhanallah. Tövbe desem sanki. Yarın oğlan gelecek. Oturup konuşursunuz artık. Ev, eşya. Ya ne isteyeceksen söyle. Her şeyi halledecekler. Merak etme, söz verdiler. Bana bak. Ben sözün neri bir adamım. Bunu herkes bilir. Ben bir söz verdim. Yüzümü kara çıkartma. Anladın mı? Bana bak. Şu İstanbul'lu yakışıklar dün size gelmiş. Hayırdır? E duymadın mı? Hoca arıyorlarmış. Yo. Ablama iş teklif ettiler. E ne oldu peki? Hiç. Ne olacak? Ya babam yok dedi tabii. Ya evlenecek. Bizim sözümüz var dedi. E doğru tabii. Aman canım hayırlısı olsun. Vallahi. Yalnız çocuklardan biri de bayağı tatlıydı ha. Çok beğendiysen kendin git. Hem akşama kadar buradalarmış. Meydandaki otelde kalıyorlarmış. Ay sahi gitsen mi acaba? Ay ne bileyim, beni isterler mi ki? İsterler, isterler. İsterler tabii. Aman hadi be, işinize bakın. Şunlara bakın. Eliye sağlık. Fırından yeni çıktı. Soğutmayın. Diyar, ben yengenlere kadar gidiyorum. Yengeme mi? He, biraz hastalanmış da çorba götüreyim. Kusura bakmazsın değil mi oğlum? Ne demek anneciğim? Ne kusur, estağfurullah. Sen işine bak. Hem artık zaten yabancı da sayılmayız değil mi? Tabii tabii. Dilek de benden geliyor. Siz oturup konuşursunuz artık. Tabii sen merak etme. Yapılacak bir şey varsa ben... Yok yok yok. Siz şimdilik sağlıcakla kalın. Yürü. Geç kalmayın. Sağ olasın, güle güle. Ya bari ben kalsaydım, kızcağız yalnız kaldı orada. Ne yalnız kalması ayol? Adam 3-5 günde kocası olacak. Karışma, yürü. Aç kapıyı. Diyar. Diyarhan.
ismin de pek güzelmiş. Gerçi kendin daha güzelsin maşallah. Şimdi kurban oldum. Senin benden bir arzun, bir emrin var mı? Ne arzum olacakmış? Bak ya, sesi de varmış. Ben ne diyorum, bu kız acaba niye konuşmuyor? Dili mi yok? He? Canım işte nişan, nikah. Hangi salon istersin? Nasıl çalgıcılar getireyim? He? Nerede oturmak istersin? Evi nerede tutalım? He? Ben annemle babamdan... Ha tamam, Mehpare ablan o dedi. Kız pek ana kuzusu, evden uzağa gitmez dedi. Kurban olurum sana ben. Olur, o da olur. İlkini hareket ev tutarız. Ben zaten gidip geliyorum. Sen biliyorsun değil mi, bizim Gürcistan'da tesisler var. Sucuk üzerine. Ben çok acele etmesek diyorum böyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen 10 minüt mü diyorsun? He? Bir dakika ya, sen 10 minüt mü diyorsun? Kurban oldum, bak benim çok kötü bir huyum vardır. Diğer ben çok sabırsız bir adamımdır. Ben çok zor karar veririm. Verdiğimi de hemen olsun isterim. Ben sana karar verdim Diğer. Ben şimdi haftaya bir Gürcistan'a gitmem lazım. Bakma öyle, gitmem lazım. Şimdi pazartesi nişan takarız. Dönünce de nikahla izin veririz. He? Gör bak, seni çok mutlu edeceğim ben Diyar. Dünyanın en mutlu kadını yapacağım ben seni. Benim ocağa bakmam lazım. Tamam, yine de ilgin için teşekkürler. Tamam, iyi günler. Ne diyor? Bunun da kocası izin vermiyormuş. Ya ne yapacağız ya? Çocuğu bulduk, hocayı bulamıyoruz. Abla? Nasıldı, ne konuştunuz? Hiç. Nasıl hiç ya? Ya ne dedi, anlatsana. Konuşasım yok Dilek. Hadi sen içeri git. Sonra. İyi madem. Akşama anlatırsın belki ha? Şu işe bak. Hoca hareketi, bir tane hoca bulamadık. Zaten bizde şans olsa zengin çocuğu bulurduk. Ne oldu, niye durdun? Bak. Hoca lazım hala değil mi? Lazım. Hadi gidelim. Sen evlenmeyecek miydin? İstemiyorsanız ineyim. İnme. Cemal, ne yapıyorsun oğlum sen? Kıza basıyorum abi.